Sema'nın geveze horozu. Ah geveze horoz ah! Her sabah insanı bıktırana kadar ı-ı-ı-ı diye bağırması olmuyordu. Bunu da sırf sesi güzel olduğu için yapıyordu. Daha sabahın ilk ışıkları bile görünmeden ötmeye başlıyordu. Sema da önceleri bu horoza kızıyordu ancak zamanla alışmıştı. Uykusu çok derin olduğu için her zaman duymuyordu. Ancak hem tavuklar hem de diğer horozlar bu durumdan çok rahatsızdı. Geveze horoza karşı birlik olmaları gerekiyordu. Bir gün kümeste büyük bir toplantı yaptılar. Hatta kümese bile zor sığdılar. Geveze civardaki köylerin horozlarını bile çileden çıkarmıştı. Hepsinin orada bulunmasının tek sebebi geveze horozdu. Toplantıyı haber alır almaz civardakiler de toplantıya katılacaklarını söylemişti. Şimdi birlikte harekete geçeceklerdi. İçlerinden büyük ve yaşlı olanı yüksek bir yer bulup konuşmaya başladı. Beni iyi dinleyin. Hepimizin ortak sorunu geveze horozdur. Bu kendini beğenmiş horozla konuşmanın vakti geldi. Tavuklar ve horozlar kendi aralarında konuşarak uğultular çıkarıyordu. Yaşlı horoz tekrar sesini yükseltti. Şimdi bu gevezeyle konuşmaya kimin gideceğini belirleyelim. Gönüllü olarak gitmek isteyen var mı? Diye sordu. Kimse ses çıkarmadı. Böyle bir horozla kimse konuşmak istemiyordu. Korktukları için değil, kendini beğenmiş olmasına dayanamadıkları için gönüllü olmuyorlardı. Öyleyse adil bir seçim yapmamız gerekiyor. Bana hemen bir tane yumurta bulup getirin, diye emir verdi. Kısa sürede bir yumurta geldi. Yaşlı horoz yumurtayı tüylerinin arasına alıp, şimdi bu yumurtayı havaya atacağım. Kimin üzerinde kırılırsa konuşmaya o gidecek, dedi. Tavuklar ve horozlar aynı seviyeye gelecek şekilde yerleştiler. Alçakta ya da yüksekte kalan olmamasına dikkat ettiler. Yaşlı horoz yumurtayı havaya fırlattı. Ancak hiç ses gelmedi. Hepsi birbirine bakıyordu. Acaba bu talihsiz kimdi? Evet, yaşlı horoz yüksekte olduğu için herkesi görüyordu. Yumurtayı da ilk gören o olmuştu. Yumurta hırçının üzerinde duruyordu. Tüyleri çok kabarık olduğu için yumurtayı çatlatmamıştı. Yine hep bir ağızdan konuşmalar başlamıştı. Kimisi hırçın gidecek diyordu. Kimisi de yumurta kırılmadı, hırçın gitmez diyordu. Kararı yaşlı horoz verecekti. Hırçın, o yumurtayı bana getir. Hırçın aceleyle yumurtayı yaşlı horoza götürdü. Daha önce de söylediğimiz gibi yumurtanın kırılması gerekiyordu. Madem hala sağlam duruyor, demek ki tekrar deneyeceğiz, dedi yaşlı horoz. Sonra tekrar yumurtayı havaya fırlattı. Bu kez yumurtadan çıt diye bir ses geldi. Herkes sesin geldiği yöne odaklandı. Yumurta horozların en sessiz, en utangaç olanına isabet etti. Horozlar kendi aralarında kıkır kıkır gülüşüyordu. Hatta bazıları, eyvah şimdi ne olacak? Şansa bak yahu, kime denk geldi işte. Bu hayatta yapamaz, bakın görün, şeklinde konuşuyorlardı. Yapacak bir şey yok. Yaşlı horoz bir kez daha oylama yapamazdı. Bu yeterince sıkıcı ve uzayan bir işti. Utangacı yanına çağırdı. Utangaçın itirazına ve mızmızlanmasına engel olmak için sesini kalınlaştırarak konuşmasına başladı. Yarın gevezenin sesini duyar duymaz yanına gideceksin. Ona şikayetimizi söyleyeceksin, diye tembihledi. Utangaç bir şeyler söylemek istiyordu. Tüm cesaretini topladı. Ben yani nasıl yaparım ki, diye bildi. Yaşlı horoz kendince utangaçı cesaretlendirmeye çalıştı. Neden yapamıyorsun yahu? Sakin, güzel, tane tane konuşuyorsun. Bu iş için çok uygunsun, dedi. Utangaç tüyleriyle yüzünü kapatıp olduğu yere çöktü. Bu halini gören arkadaşları çok üzüldü. Ancak onun yerine kimse gitmeyi istemedi. Zavallı utangaç herkes dağılıncaya kadar
kendisini gizlediğini saklayarak tüyleriyle örtündü. Ertesi gün gece yarısı geveze diye ötmeye başladı. Sema yine sesten etkilenmiyordu. Hatta horozundan ses gelmediği zaman endişeyle kalkıp bakıyordu. Diğer yandan utangaç vaktin geldiğini anlamıştı. Ne yapsa ne etse kaçış yoktu. Kısa sürede gevezenin yanına ulaştı. Geveze utangacı görünce şaşırdı. Ötmeyi bırakıp "Sen de nereden çıktın? Sesime dayanamayıp yakından mı dinlemek istedin?" dedi. Baktı ki utangaç hala kendisine bakıyor. "Ne istiyorsun? Öylece dikilecek misin yanımda?" diye çıkıştı. Utangaç bunun üzerine "Seni uyarmaya geldim. O kadar erken ötüyorsun ki tüm horoz ve tavuklar rahatsız oluyor." Geveze hiç böyle bir cevap beklemiyordu. "Sen önce mırıldanır gibi konuşmayı bırak. Utancından sabahları ötmüyorsun bile. Hepiniz beni kıskanıyorsunuz." diyerek kibirli kibirli ötmeye devam etti. Utangaç hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldı. Yaşlı horoz merakla "Ne oldu, anlat bakalım. Sabah sesi kesilmeden ötmeye devam ediyordu." diye sordu. Onlara gevezenin söylediklerini tekrarladı. Yaşlı horoz ve diğerleri bu duruma çok sinirlendi. Yaşlı horoz "Kibirli işte ne olacak? Sen de üzülme o kendini beğenmişin ettiği laflara." diye teselli etti. Aradan birkaç gün geçti. Bir sabah çok şaşırtıcı bir şey oldu. Geveze gecenin bir yarısı ötmediği için herkes uykusunu almış olarak uyandı. Diğer tüm horozlar öttüğü halde gevezeden ses yoktu. Yaşlı horoz gevezeye bakması için birini görevlendirdi. Bir süre beklediler. Haber almaya giden horoz sanki uçarak geliyordu. diye de geldiğini haber veriyordu. "Geveze çok zor durumda görünüyor. Koşun, gidip kendiniz bakın." diyebildi. Bir de ne görsünler. Geveze mosmor olmuş, nefes alamıyor. Yaşlı horoz hemen yanına koştu. Ağzını açık tutmaya çalıştı. Nefes alabilmesi için her yolu denedi. En son aklına bir şey geldi. Gevezenin karnına doğru bastırdı. Bu yapabileceği son şeydi. Bu da işe yaramazsa sonuç kötü olabilirdi. Sonunda da kenara çekildi. Geveze yarı hareketsiz duruyordu. Herkeste bir merak, bir telaş vardı. Herkes bir şeyler söylüyordu. "Oo, Geveze'ye ne olacak? Yaşıyor mu?" "Oh Geveze, keşke böyle olmasaydı. Ne de olsa arkadaşımızdı." Bu konuşmaların arasında Geveze'de bazı kıpırtılar görüldü. Ardından diye öksürdü. Ağzından nohut gibi bir şey çıktı. Kendine geldiğinde ise etrafında kalabalığı gördü. Yemeğimi yerken boğazıma bir şey takıldı. Ne yedim bilmiyorum. Hayatımı kurtardınız." dedi. Yaşlı horoz, "Gece uyarmadığın için hepimiz rahatça uyuduk. İlk ışıklarla uyandık. Senden hala ses çıkmayınca meraklandık." dedi. Geveze yaptığı hatanın farkındaydı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Başını öne eğdi. Ardından "Ben çok pişmanım. Lütfen beni affedin. Bir daha gece yarısı kimseyi rahatsız etmeyeceğim." diye söz verdi. Yaşlı horoz, "Sana nasıl güveneceğiz? Bizi gecenin bir yarısı uyandırmayacağına nasıl emin olacağız?" diye sordu. Geveze bunun üzerine "İnanmanız için her şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki beni affedin. Ben hatamı çok iyi anladım." Yaşlı horoz etrafındakilere baktı. Sonra kararını söyledi. "Herkes bir şansı hak eder sanırım. Belli ki sen de pişmansın. Bu yüzden sana şans vermeyi düşünüyorum. Tabii arkadaşlarım da kabul ederse." Orada bulunan horozlar bir ağızdan aynı şeyi söylüyordu. "Evet, şans verelim. Sözünü tutmazsa bir daha konuşmayız." "Sözünü kabul edelim." Herkes aynı fikirdeydi. Böylece geveze ile aralarında sorun kalmamıştı.
Sema da horozundan ses gelmeyince uyanmıştı. Etrafta bir sürü tavuk, horoz geziniyordu. Doğruca gevezenin yanına gitti. Her şey yolunda gibiydi. Horozum, canım horozum diye söylendi. Sonra da eve gitti. Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla ilk horoz diye ötmeye başladı. Bu gevezeden başkası değildi. Sözünü tutmuştu. Gecenin bir yarısı kimseyi uyandırmamıştı. Yine de dayanamayıp ilk öten o oldu. Yaşlı horoz, ah geveze ah, ancak bu kadar tutabildin kendini değil mi? Diye kendi kendine söylenip güldü. Artık her şey değişmişti. Eskiye nazaran huzurlu bir ortam vardı.